Merhaba arkadaşlar, Rengar lifli patiğim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, biraz zor olacak ama e, görüntü olarak zor görünecek ama yapımı gayet kolay olan bir lif çalışması yapacağız. Papatyalardan oluşan bir lif olacak, biraz büyük bir lif olacak arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsiz, e, abone olup e, zil butonunu aktif hale getirip tümünü de seçerseniz gelecek olan videolardan yüklenen videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar İki renge ihtiyacımız var beyaz ve sarı e, ortaları bu şekilde olacak isterseniz e, farklı renkte kullanabilirsiniz tercih sizin e, beyaz renk kullanacağım Ben e, size de beyaz gerekecek makasa ihtiyacımız var tığım 2 numara 1.75 milim silikon saplı bir tığ sürekli öğren arkadaşlar için e, tavsiye ediyorum Eli hiç yormuyor. Gayet rahat. Ee, sarı ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, bu şekilde modeli de ben size hemen göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Gayet büyük. Yani buradan e, tam olarak biraz şöyle yükseltsem. Şu şekilde. Bakın e, gayet büyük bir lif. Papatyalardan oluşuyor. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Arkasının yapımı da çok kolay, gayet. Ben dikmedim zaten, şöyle göstereyim size. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen yapımına geçeyim. İki bölümde de anlatabilirim arkadaşlar. Biraz vakit alan bir model olacak. Belki birinci bölüm, ikinci bölüm diye yapabilirim. O şekilde sizde bakarsınız arkadaşlar. Pardon. Şimdi şu ortalarını bu şekilde yapacağız. Dediğim gibi sizin elinizde hangi renk ip varsa, çok koyu renklerle güzel olmaz ama mesela açık pembe olur, açık mavi, turkuaz, ya yani bu tarz renklerle güzel olur. yavru ağzı arkadaşlar. Karar sizin bu konuda. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Ben size tekrar tabanını da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın tabanı böyle yuvarlak ortadan başlayacağız. Ben bunu birkaç kez denedim. E, yıldız bu kutu tekniği tek tek fıstık toplamayla olan bir model. Ben bunu yıldız e, tekniğiyle de denedim. Buradan başlayıp böyle artırarak daha sonra eksilterek e, bitirdim tabanını ama e, pek hoş olmadı bana göre. E, o yüzden ben böyle e, yuvarlak olanını tercih ettim. Arkadaşlar gayet de üzerine koyduğumuz zaman e, tamamen kapatıyor, gayet de hoş oluyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Önce çiçekleri yapmamızın sebebi e, bu tabana e, tam olarak oturması e, açısından. Eğer tabana önce yapıp çiçekleri sonra yaparsak e, biraz e, zorlanabiliriz çünkü çiçekler belki büyük gelebilir tabana. O yüzden önce çiçeklerimizi yapalım ki. Daha sonra tabanımızı yaparız, ölçeriz. Bir sıra daha örmemiz gerekir diyelim. Tabanda bir sıra daha öreriz. onu da kolay olur arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi ben sarı ipimi alıyorum. Siz de renkli ipinizi alın arkadaşlar. Burada e, benim ipim e, sarı ipim dokusu çok ince. O yüzden ben hiç çekme yapmıyorum. Ama sizin ipiniz kalınsa e, böyle hafif bir inceltin arkadaşlar. Şöyle çekerek hafif inceltin ki bu ortasının göbek sarı kısımları küçük olursa minik olursa daha güzel oluyor onun için söyledim bunu da şimdi hemen 1 2 3 4 5 zincir hiç başına dolamadan ilk başladığım yere batıyorum bu şekilde küçücük minicik bir halka oluşturacağız arkadaşlar biraz zorlanacağız ama 3 zincir çektim başına doladım halkanın içerisine batıyorum iki de çıkarıyorum çok minik minik çekin yani çok uzun çekmeyin trabzanları minik minik bir bir zincir çekiyoruz aralara pardon bir zincirimi çektim başına doladım halkanın içerisine bir iki bakın çok ufak bir zincir çekeceğim pardon bir zincir çektim başına doladım tekrar halkanın içerisine 1 2 bir zincir 1 iki bir zincir bir iki bu şekilde bakın arkadaşlar minic ortadaki deliği hiç görünmeyecek yani ipinizi inceltin dememin sebepleri de bu trabzanlar çok kalın olacak e, ipiniz kalın olursa o yüzden hoş durmayacak bir zincir böyle 12 adet olacak arkadaşlar şu başlangıçtaki bir tane direğimiz vardı zincir çektiğimiz onu da sayacağız şu an 5-7 tane olmuş 8 bir zincir çektim 9 araya bir zincir başını doladım tekrar sayalım 3 4 5 6 7 8 9 10 2 tane daha yapıyorum 11 bir zincir Yuvanın içerisine tekrar bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çektim arkadaşlar. Bakın dediğim gibi şu şu zincirimizi de sayıyoruz. Onunla birlikte 12 tane olacak. 3 4 5 6 12. Yanlışlık olmasın çünkü bu önemli. Tekrar göstereyim. Şurayı biraz hızlı geçtim. İlk bir zincirimi çektim. Şuranın arasına giriyorum bakın. Bu şekilde kaydırarak çıkıyorum. 1 2 zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar bundan kaç tane yapacaksınız ben size hemen söyleyeyim Evet arkadaşlar bundan tam 37 tane yapacağız bu şekilde görüntü neden netleşmedi tam 37 tane arkadaşlar bundan yapalım elimizde hazır dursun ben size hemen siz videoyu durdurabilirsiniz onu yaparken ben size hemen üst kısmını çiçeğin nasıl yapıldığını göstereceğim beyaz ipimizi aldık bir zincir çektim bu sarı olanı alıyoruz arkadaşlar hemen şu mesela bittiğimiz yer burası buradan buraya hiç başına dolamadan bu şekilde sabitliyorum bir zincir çekiyorum ipimi uzattım bakın burada bu boylar çok önemli biri kısa biri uzun olursa çiçeklerimiz kötü görünür bu çiçeklerimiz Şöyle ipimi ulattım, ayarladım. Buranın içerisine, başına da doladım tabii. Şöyle ayarladım. 1 2 3 4 5. Aynı yuvaya 5 tane bu şekilde dolurdum. Tekrar başına doladım. Yan taraftaki yuvaya geçiyoruz bakın. 1 2 3 4 5. Eğer ipiniz ince ise 6 6 doldurun arkadaşlar. Benim ipim normal kalınlıkta o yüzden ben 5 5 dolduruyorum. Şuradan tutuyorum. Şöyle geçirdim. Buradan da hepsini birlikte geçiyorum. Bu tuttuğum yerden tekrar tığımı bu şekilde alarak parmağımı da bu parmağımızla alttan böyle itekliyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim arkadaşlar bakın. Şöyle çeviriyorum. Sıradaki direğe hemen bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincir. Yuvanın içerisine, sıradaki yuvanın içerisine geçiş yaptım. Bir zincirle sıkıladım. İpimi uzattım. Ayarladım. Boylar aynı olacak. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi yandaki yuvaya geçiyorum bakın buraya. Başına doladım tekrar. 6 7 8 9 10. 5 bir tarafa, 5 bir tarafa yaptım. Buradan tuttum. Buradan geçirdim. Altta da parmağım mutlaka. Şu aradan tekrar geçiyorum. Parmağımla şişirdim. Bu şişirme çok önemli. Çiçekleriniz puf puf görünmesi için. Şuradan da geçirdim. 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim çiçeğimi bakın sıradaki direğim bu hemen buna hiç başına dolamadım bu şekilde sabitledim bir zincirimi çektim hemen buraya yuvaya geçişi yapıyorum bir zincirle sıkıladım ipimi uzattım 1 2 3 4 5 yan tarafa geçtim 6 7 8 9 pardon 10 tuttum bu şekilde geçirdim buradan da geçirdim parmağımla şişirdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim çiçeğimi çevirdim sıradaki trabzanın beline sabitliyorum bu şekilde bir zincir hemen buraya geçiş yaptım Evet arkadaşlar bu şekilde üç tane dalımız oldu şimdi. Bakın şöyle 3 tanesi oldu. 3 tane daha yapacağız. 5 bir tarafa, 5 bir tarafa. Hepsini bir kapatacağız gösterdiğim gibi. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 3 4 5 sonuncuyu bu şekilde yaptım. 5 bir tarafa, 5 bir boşluğa doldurdum. Burada bir şey göstereceğim ben size. Başına doladım arkadaşlar. Bakın bu karşıya, bu ilk yaptığım yer var ya. Başına doladım. 5 5 yaptıktan sonra buraya bir tane daha bakın buraya bir tane daha çektim böyle yapmamın sebep burada bir ayrıklık oluyordu O yüzden ben bu şekilde yapıyorum şuradan tuttum tekrar kapattım alttan şişirdim parmağımla 1 2 3 4 zincir çektim çiçeğimi çevirdim arkada trabzanın beline Şöyle çekelim kendimize doğru sabitledim. 1 2 zincir çektim. İpimi kopardım arkadaşlar. Şu şekilde de tam olduğu yerden alıyorum ben. Bu makaslar gerçekten çok işe yarıyor. Diplere kadar giriyor. Evet arkadaşlar bu şekilde bazen şu bozuk olan yer olursa şöyle hafif alttan tığınızla fazla zedelemeden hafif şöyle ben alta doğru çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi aynı gösterdiğim gibi çiçeği yapalım sonuncuyu kapatalım bekleyelim eklemeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın görüntü netleşmiyor odaklanmıyor. Heh. Bu şekilde bitirdim çiçeğimi. Bakın bir zincirimi çektim kapattım. Şimdi herhangi bir yerinden şöyle çiçeğimizin bu dalından mesela yaptığımız ilk çiçeğin tığımla bu şekilde geçtim. Daha sonra bu şekilde de diğer ilmeğime geçtim. Böyle kaydırarak geçiriyorum arasından. Daha sonra tekrar buraya geçiş yapıyorum. İkisini birden bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğum elimde olan çiçeğin yani Henüz koparmamış olduğum çiçeğin arkasına bu şekilde sabitliyorum. 2 zincir çekip koparıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar bir çiçek daha yapalım, göstereyim. Evet arkadaşlar bakın yine bir çiçeğimi yaptım. Buraya kadar geldim, bitirdim, kapattım, bir zincirimi çektim. Şimdi şöyle tutayım ben size. Bu şekilde Aynı hizaya gelecek şekilde alacağım. Bakın şöyle yatırdım. Bunları birleştirmiştik. Şimdi buradan tığımı takıyorum. Aynı hizada Bundan da geçirdim. Bu şekilde geçtim aradan. Bu karşıya elimde olana geçtim tekrar. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Örmüş olduğum çiçeğin bu şekilde trabzanın arkasında sabitledim bir iki zincir ipimi kopardım Evet arkadaşlar böyle tam yedi tane olacak Bunlar şu an üç tanesini yaptık böyle uç uca şimdi şöyle bazen dönmeler oluyor o sıkıntı değil toparlayacak o daha sonra hepsini yaptıktan sonra Evet arkadaşlar şu şekilde bakın şöyle buraya ekleyeceksiniz şimdi daha sonra. Onu bitirdikten sonra yani bu şekilde hizalıca arkadaşlar 7 tane olacak şekilde ekleyelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde aynı hizada olacak şekilde ekledim. Hepsini 7 tane toplamda. Şimdi tekrar bir tane daha çiçeğimi yaptım. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. E, eklemeyi artık burası 7 oldu. 6 5 4 diye aşağı doğru eksilecek. Şimdi 1 2 3 4 5 tane e, yaprağını yaptım. Siz de yapın. bir zincir çektim. Şöyle gösteriyorum bakın. Şurası şuraya uzaktan gösteriyorum ki net görünsün diye arkadaşlar. Şuraya tığımı taktım bakın. Hemen aldım şöyle eklemeyi zaten biliyoruz şu şekilde sıkıladım geçirdim karşı tarafa gittim çıktım 1 2 3 4 zincirle tersini çevirdim sıradaki trabzana belini doladım bir zincir çektim bir çiçek daha yapacağız altı taneydi dalımız şimdi sıradaki yuvaya geçiyorum buraya arkadaşlar 5 bir yere 5 bir yere bir tane de buraya doldurup bir çiçek daha yapıp gelelim Evet arkadaşlar bakın çiçeğimi yaptım buna eklemiştik bu çiçeğimi de yaptım görüntü netleşsin şimdi tekrar şöyle koyuyorum ki arkadaşlar gözünüzle pardon yani uzaktan görerek daha rahat anlaşılacağı için buraya ekledik şimdi hemen buradakine bakın tığımı taktım Aldım bunları bu şekilde. Buradan da geçirdim. Ekleme zaten hep aynı şekilde. Pardon söküldü. Tekrar yapalım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Arkaya sabitliyorum. 1 2 zincir ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar şöyle göstereyim en kolay ekleme yöntemi bana böyle geldi ben bu şekilde e, bu tarafı eksilteceğim daha sonra da diğer tarafı eksilteceğiz şimdi arkadaşlar bir çiçek daha yapacağız çiçeğin bu sefer bir burasından bir burasından bir de burasından ekleyeceğiz arkadaşlar yani onun için 1 2 3 dört tane yapalım e, çiçeğimizi bir zincir çekip eklemeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle 1 2 3 dört tane yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi şöyle tekrar uzaktan göstereceğim. Şuraya bakın, şu çiçeğin şurasına tığımı bu şekilde geçirdim. Şöyle göstereyim tekrar. Geçirdim. Diğer çiçeğime de geldim. Kaydırarak geçtim aradan. Bu aradan da tekrar geçirdim, ekledim. 4 zincir çektim arkadan. Sıradaki direğe sabitledim. Tekrar yuvaya geçiş yaptım. Evet arkadaşlar, 5 5 doldurup çiçeğimizi bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar, çiçeğimi bakın bir tane daha yaptım. Şimdi şöyle göstereyim tekrar. Buna eklemiştik. Şimdi şurada bakın bir tane daha kalan burada bir tane daha var ona tığımı geçiriyorum. Şu şekilde. Buna tığımı geçirdim. Bunu da aldım. Bu şekilde ekledim. 1, 2, 3, 4 zincirli arkadaşlar yine arkaya sıradaki trabzana sabitledim. Yuvaya geçiş yaptım. Yine böyle bir çiçek yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar bakın bir tane daha çiçek yaptım. Bir zincirimi çektim. Burayla ekledik. Burayla da ekledik arkadaşlar. Şimdi bakın şurayı da şöyle ekleyeceğiz. Şuraya hemen 1 2 3. çiçeğin burasını hemen tığımı taktım. Şöyle kaldırdım. Buradan da geçiriyorum. Ekliyorum. 1 2 3 4. Arkaya Sabitledim. Bir iki zincir ipimi kopardım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ee, şuraları ikisini bir ekledik burada girişte sadece ikisine tutunabilir zaten burada arkadaşlar buna ekledik bir tane daha çiçek yaptık buraya ekledik bir tane daha çiçek yaptık buraya ekledik. Şimdi tekrar ve bir tane daha göstereyim. Ondan sonrası zaten aynı olacak. Buraya ekleyeceğiz. Yine burada yaptığımız gibi. Buraya ekleyeceğiz. Buraya ekleyeceğiz ve buraya ekleyeceğiz. Tekrar bir çiçek yapalım. 4 tane dal yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar bakın çiçeğimi yaptım. 4 tanesini doldurdum. Bu şekilde bir zinciri çektim. Şimdi çiçeğimin burasındayım arkadaşlar. Buraya bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Tığımı buradan geçirdim arkadaşlar. Kaldırdım. Buradan da geçirdim. İklememizi yaptık. 4 zincir çekiyorum. Arkadaki trabzanın sıradaki trabzanın beline doluyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi tekrar yuvaya geçiş yapacağız. Çünkü çiçek yapmamız gerekiyor. Bir çiçek daha yapalım. Gelelim beş bir tarafa, beş bir tarafa. Evet arkadaşlar, bakın burayla ekledik şimdi bir tane daha yaptım bir zincirimi çektim hemen şöyle ayırıp göstereyim şuraya bakın burayla eklemiştik zaten bunda şimdi buraya tığımı bu şekilde geçirdim kaldırdım şuradan da geçiyorum yine buradan geçtim karşı tarafa tekrar kapattım 1 2 3 4 zincirle sıradaki trabzanın Eline sabitliyorum. Bir zincir çektim, çiçeğimi çevirdim, yuvanın içerisine geçiş yapıyorum. Şimdi yine bir çiçek daha yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle yakından göstereyim. Bir çiçeğimi daha yaptım, sonuncu çiçeğimdi zaten. Bakın ilkini burayla ekledik, ikinciyi burayla ekledik, üçüncüyü de şöyle ayırarak göstereyim arkadaşlar. Bakın şununla eklenmişti zaten. Şimdi hemen buradakine. Buna eklendi. Buna. Şu şekilde gelecek. Şimdi tığımı buna takıyorum. Kaldırdım. Şöyle de göstereyim. Bundan da geçirdim. Biraz ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden iki bölüm olarak çekeceğim arkadaşlar. Diğer bölümde de tabanını çekerim. çeyizler için özellikle ben çok yapıyorum. Instagram'da da yine sayfa adım aynı. Profilde yine papatya resmi var arkadaşlar. Oradan da beni takip edip modellere bakabilirsiniz. Gerçekten çok sipariş getiren bir model. İsterseniz örüp satabilirsiniz. Nişanlı olanlar çeyizine yapmak isteyenler olursa da gerçekten çoğu çeyizlere yaptım diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Eklememiz bu şekilde. Bakın şöyle ben tekrar. Size bir göstereyim. Bakın çok büyük gerçekten. Yani şöyle nereden baksan iki karış var diyebilirim. Ebatı çok büyük. Şöyle arkadaşlar tekrar göstereceğim ben size. Bakın 7 taneyi uç uca eklemiştik. Daha sonra dört tane çiçeğimizi yaptık. Birini beşinci beşinciyi bitirdik. Birini burada ekledik. Altıncada da burayı ekledik. Tekrar bir çiçek daha yaptık. Dört tane dal yaptık birini burayla ekledik arkadaşlar. Aşağı indik, tekrar çiçeğimizi yapıp burayla ekledik. Aşağı indik tekrar burayla. Yani çok kolay. Şimdi tekrar bir çiçek daha yaptık. Aynı bunu eklediğimiz gibi bakın. 1 2 3 4 dal yaptık arkadaşlar. Dördüncü de burayla ekledik. 5. çiçeğimizi yapıp burayla ekledik. altıncı çiçeğimizi yapıp da burayla ekledik arkadaşlar. Şimdi Burası 6 çiçek olacak arkadaşlar. Üst 7 idi. Burada 6 olacak. Şimdi tekrar yapacaksınız 4 tane bunun gibi. Burayla ekleyeceksiniz arkadaşlar. 5.yi burayla 6. dalı da burayla ekleyeceksiniz. Böyle sona kadar 6 tane olana kadar yapalım gelelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 6 taneyi ekledik. Aynen gösterdiğim gibi şimdi Şöyle bir çiçek daha yaptım ben bakın. Şuraya ekleyeceğiz bunu. Buradan iki yerden tutturmak zorundayız. Başka tutacak yeri yok. Onun için 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçek yaptım. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın şuradan hemen şöyle yakın alayım biraz. Şuradan tığımı geçirdim. Buradan da geçiriyorum. Kaydırarak çıkarıyorum. bir 2 3 4 arkaya beline sabitliyorum tekrar buradaki yuvaya geçiş yapıyorum sıradaki yuvaya bir zincir yine arkadaşlar bir çiçeğimizi yapalım gelelim Evet çiçeğimi bakın şöyle göstereyim yaptım bir zincirimi çektim burayla bunu eklemiştim şimdi buraya bakın bu yapılanın eklenenin hemen dibindekine tığımı geçirdim kaldırdım yukarıya şu şekilde de ondan da geçip karşı taraftan bu şekilde geçtim buraya tekrar geldim eklemeleri zaten öğrendik ki 3 4 zincir çektim arkasını çevirdim trabzanı arkaya tam böyle zincirimiz arkada görünecek şekilde sabitledik iki zincir çektik sıkıca ipimizi kopartık. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iki tarafı böyle iki tarafından tutturduk. Şimdi tekrar bir çiçek daha yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, dört tane böyle çiçeğimizi yaptık. Bir zincirimizi çektik arkadaşlar. Burayla birleştiriyoruz önce. Aynı burada yaptığımız gibi hiçbir değişiklik yok dört taneyi doldurduk. Bir zincirimizi çektik. Önce burayla ekleyeceğiz. Çiçeğimizi bitirip aşağı ineceğiz. Tekrar çiçek yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çekip burayla birleştireceğiz. İneceğiz aşağı. Tekrar çiçeğimizi yapacağız. Burayla ekleyeceğiz arkadaşlar. 3 tane. Burada 5 olacak arkadaşlar. Böyle hep 3 tane. Bir buradan, bir buradan, bir buradan. Buraya yapmıyor. Bir buradan, bir buradan, bir buradan. Olacak şekilde böyle ekleyeceğiz bu sırada 5 olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 5 taneye ulaştık şimdi ben bir tane daha yaptım çiçeğim bakın bu girişlerde bu iki taneyi tutturmak için 5 taneyi bitirmiş olacağız 5 tane dalı bitirdik şimdi öğrendik arkadaşlar tekrar göstereyim şuradan bakın tığımı takıyorum geçiriyorum aradan eklememi yapıyorum. 4 zincirle arkaya inelim. Bir çiçek daha yapalım. Evet arkadaşlar bakın çiçeğimi yaptım. Burayla eklemiştik. Şimdi buraya buna tığımı geçirdim arkadaşlar. Kaldırdım. Sabitliyoruz bu şekilde. Pardon. 4 zincirle arkaya denk gelen bir yere sabitliyorum. 1 2 zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şimdi burası da 4 olacak. Yine eee burada 2 taneyi tutturmuştuk. E, yine 4 tane eee burada 5 tane çiçek yapıp 5. ve 6. ile tutturduk. 4 tane daha böyle bunlar gibi çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar burayla 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 tutturacağız aynı buralarda ne yaptıysak arkadaşlar onu yapacağız tekrar çiçeğimizi yapacağız 4 dal hep burada hep 4 dala kadar yapıp bitireceğiz eklemelerimizi yapacağız ilk eklememiz burası çiçeğimizi iniyoruz aşağı tekrar çiçeğimizi yapıyoruz burayla iniyoruz tekrar burayla yapıyoruz arkadaşlar burası da aynı bu şekilde burada yaptığımız gibi 4 olacak arkadaşlar yani 7 6 5 bu sırada 4'te bitecek. Sonra tekrar bu tarafını çevireceğiz arkadaşlar. Bu sefer bu tarafına başlayacağız. Önce o tarafı bitirdik. Şimdi burayla da tekrar bir çiçeğimizi yapıp iki dalı önce birleştiriyoruz. Girişler hep bu şekilde. 5. çiçeği burayı indik. altıncı çiçeği de buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra üçer üçer eklemeye başlayacağız. Bir burayla, bir burayla, bir burayla. Aynı şekilde arkadaşlar. Burada ne yaptıysak bu sırada, bu sırada da aynısını yapıyoruz. 6, 5, 4. Burayı da aynı şekilde eksiltiyoruz. Şöyle ben bitmiş haliyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Biz şimdi şuradayız. Şu üç taneyi de yaptı, yapınca dörde ulaşmış olacağız arkadaşlar. Bakın. Şurası 7. sıra, burası 6. Sonra çevireceğiz. Şöyle zaten e, altıgen şeklinde. Şöyle çevirdik arkadaşlar. Tekrar bakın 3 4 5 6 7. Burada 6 5 4 diye. Aynı şekilde e, takıldığınız yerler olursa videoyu geriye sarıp arkadaşlar şöyle yukarıdan da göstereyim ben yine. Takıldığınız yerler olursa videoyu geriye sarıp Bakabilirsiniz arkadaşlar. Yapım bu şekilde mantığı anladıktan sonra zaten yapımı gayet kolay olacak dediğim gibi eksilteceğiz, bu tarafını bitireceğiz dörde kadar. Diğer tarafında yine dörde kadar eksilteceğiz Biraz yapımı zor gerçekten zaman alan bir model ama gerçekten çok satan bir model yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar bu şekilde şöyle ben yine koyayım ekran fotoğrafı çekmek isteyen arkadaşlar için olur ekran fotoğrafı çekmek bu şekilde arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için arkadaşlar bir sonraki videoda da tabanını anlatacağım yani şunu tabanını anlatacağız ile beraber göstereceğim kenar kısmını da yapacağız dikimini yapıp bitireceğiz arkadaşlar onun için bu birinci bölüm olsun çiçeğimiz İkinci bölümde de inşallah tabanımızı anlatıp bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.